Şimdi o mantıksal temeline sonra gireceğim. Şimdi İslam açısından diyeyim. İslam'da, Kur'an'da bir emirler var. Namaz, oruç, zekat gibi. Aynı zamanda imani konular var. Allah'a iman, ahirete iman gibi imani konular var. E, haramlar var. Hı hı. E, geçen işte şirk gibi, domuz eti yemek gibi. Kıssalar anlatıyor peygamberlerin hayatında. Şimdi Kur'an'ın böyle birçok e, konuya giren... E, ...özelliği var değil mi? Evrendeki evet. ayetlere yöneltmesi gibi. İnsan, insan arası ilişkiler yani ahlak dediğimiz bunun bir parçası. Kur'an'ın birçok yerine serpiştirilmiş. Bir bakın burada insanların arasını bozmamak var, laf getirip götürmemek var... ...kaş göz işaretiyle alay etmemek var, insanların arası bozulsa düzeltmek var. Bakın sırf insanların arası bozulmaması için inanılmaz hüküm var her aşaması ile ilgili. Var. Evet. Yani laf getirip götürmeden aranın bozulmaması, bozmaya çalışmamaya... Bozulursa düzeltmeyi çalışmaya kadar. Rüşvet Kur'an'da geçiyor. İşte öldürmeme, hırsızlık yapmama, tartı ölçüde siz yapmama. Batıl yollarla mal elde etmeme. Yani bir sahtekarlık, dolandırıcı falan. Bütün hepsi bunlar Kur'an'da geçiriyor ahlakla ilgili. Peki o zaman bir Müslümanın ahlaki olmasıyla başka bir ahlaki olması arasında fark var mı? İslami açıdan var. Niye? İslami açıdan diyelim ki siz ticarette bir üçkağıtçılık yapmadığınızda, fakirleri gözettiğinizde... insanların arasını bozmadığınızda, bozulan insanların arasını düzelttiğinizde hı hı. sadece bir ahlaki eylemde bulunmuyorsunuz. Fıtratınızdan doğuştan gelen bir özellik. Hı hı. Aynı zamanda o doğuştan gelen özellikle uyumlu o davranışı Allah emrettiği için siz Allah'ın bir emrini yerine getiriyorsunuz. Yani diyelim ki İslam'a inanmayan, hiçbir şeye inanmayan birisi, insanların arasını bozmuyorsa da bir güzel davranıştır. Ama hı hı. Müslüman bunu yapınca hem güzel davranıştır, hem Allah'ın bir emrini, isteğini yerine getirmek. Evet. Bu aslında ahlaki emirlere, felsefi bir terminolojiyle önce söyleyeyim, en yüksek ontolojik statünün verilmesidir. Şunu demek istiyorum. Yani ahlakın en yüksek seviyede önemli olmasıdır demek. Niye? Çünkü Allah'ın emri olmaktan, Allah'ın arzusu olmaktan daha yüksek ne olabilir? Bir Müslüman sadece... E, başkalarının iyiliğine bir davranışı değil. Aynı zamanda Allah'ın emrini yerine getirdiği için birçok insanın yüklediği manadan ahlaka çok daha yüksek anlam yükler. Yani bir ateist ahlaklı olabilir ama bir Müslüman ahlakın en üst seviyesine, en iyi ahlaka ulaşmak yani için aynı hayatı en... boyunca çaba sarf eder halde. <laughs> Şöyle diyeyim yani ah, yani ahlakın aynı davranış bile yapıldığında bir müslüman için onun evet. anlamı yüksektir. Çünkü evet. en önemli olan Allah'tır. Ahlaki eylem sadece insanlar arası ilişkiyi düzenleyen bir unsur değildir. İnsanlar arası o ilişkiyi düzenleyen emirler Allah'tan kula bir emir olduğu için hı hı. kul onu yapmakla Allah'ın da isteğini aynı zamanda yerine getirmiş olur. Yani evet. tartıda ölçüde hile yapmamak Evet. Sadece insan arası ilişki değildir bir Müslüman için. Allah'ın bir emridir. Ha bu yüzden bir Müslüman bu emirlere Müslümanım demesine rağmen çiğniyorsa yani o zamanki ortadaki sorun da daha büyüktür. O zaman da onu sadece e, kötü bir eylemde bulunmuş olmaz. İnsanlar arası aynı zamanda Allah'ın bir emrini çiğnemiş olur. Allah'ın haram dediği bir şeyi yapmış olur. Evet. Ki bu açıdan yani ahlaka e, bambaşka bir perspektif getiriyor İslam insanlar arası ilişkiler dışında.